başladı. Camide kandil yandı. Başkanım hoş geldiniz. Projemizin adı Nerede o eski Ramazan var? Unutulan Ramazan geleneklerini hatırlatmak, halen daha olan geleneklerimizi devam ettirmek ve bunu gelecek nesillere anlatmak amacıyla böyle bir proje yaptık. Projemizde unutulan gelenekleri ve şu anda olan gelenekleri anlatan bir tablo yaptık. Bunlardan biri şu anda yine fazla yok ama yine olan Ramazan şerbeti. İkram edebiliriz. Ver bakalım. Vakitli mi aldınız? Nasıl? Vakitli mi aldınız? İftardan sonra orucu açmak için ilk kurmayı kurmalar. Onlardan bir şu anda devam eden mahya var, cami süslemeleri. İftarlardan sonra çocukları eğlendirmek amacıyla Hacı Bahat ve Karagöz oyunları. Yani mesela hocam yemek amacı. Diş kirası dediğimiz şey var. İsterseniz anlatabilirim. Burada bakayım. Hocam diş kirası yoksul insanları yani. Durum olmayan kişileri yemeğe çağırmak yani iftara çağırmak. Ve iftarda da iftarı yedikten sonra yani direkt para verip de gururunu incitmemek amacıyla hediye olarak vermek. Sen ağzını yordun bizim yemeğimiz yedin diye diş kirası demişler isminde. Sabiha Gökçen birçok kadın yani ev kadınına şunu açıklamak istemişti. Hani savaşırken çok iyi bir şey. Onlarda ne yapıyorum bunu? Adetli bir şey. Nübet anlayışı içerisinde ortaya çıkmış. Nübet, ailenin kitabı anlamına gelir. Ne fütüvet? Evet. Ailenin neyi? Kitabı anlamına gelir. Bir de ailenin hadi bakalım arkadaşlar, ne anlatıyorsun? Evet arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Evet, öğrenciler de.